Ev satın alacak olanlar dikkat. Varlarını yoklarını bir ev satın almak için harcadılar. Bankadan gelen evrakla hayatlarının şokunu yaşadılar. Çünkü kendilerinin sandıkları ev ipotekliydi. Yani aslında bir bankaya ait. Hem paramı ödedim hem de evim elimden gidiyor. Vaktimiz hiç kalmadı. Bizim ödediğimiz para da gitti. Her şey gitti oğlum. Hem üzüntüsünden hem sinirinden ağladı. Satın aldığı ev banka ipotekli çıkınca neye uğradığını şaşırdı. Bugün yarın bizi evden atacaklar. Cumhurbaşkanımın hani duyarsız kalacağını zannetmiyorum. Hasan amca dişinden tırnağından artırdıklarıyla bir ev sahibi olmak istedi. İşte bu evi de gazeteden buldu. Sahibiyle irtibat kurdu. İşte elinde senetleri de var ve 360 bin liraya bu evi aldı. Ben yani çalmadım, çapmadım. Benim param helal. 50 yıllık benim emeğim bu benim ya. Tapuya gittim ben. Bana dedi ki buraya imza at. Ben de okumadan imzaladım. Tapu işlemleri Nermin Hanım'ın üzerine yapıldı. O bütün evrakları okumadan imzaladı ama iddiaya göre ona hatırlatmadıkları bir şey vardı. Bu evin üzerindeki ipotek. Onlara evi satan kişi satıştan 2 ay önce kredi çekmiş, o evi de ipotek göstermişti. Ama evin yeni sahiplerinden bunu gizlemişti. Bu evin borcu var, kredi borcu var üzerinde falan diye hiçbir şey söylemedi. Söylese almam. 50 yıllık emeğin sonunda başlarını sokabilecekleri bir yuvaya kavuştukları için seviniyorlardı. Ama dolandırıldıklarını anladılar. Adam dışarıda geziyor. Çaresiz kaldık. Ev gidiyor. Çete çete. Hani biz de saf olarak bilmeyerek düştük ya. İpoteği koyan banka evi satılığa çıkardı. Yani şimdi ya evi satan kişinin borcunu da ödeyecekler ya da evlerinden olacaklar. Cumhurbaşkanı.